Tanju Özcan'a su şişesi fırlatmıştı. Özür dilemeyen AKP'li meclis üyesi dışarı çıkartıldı. Bolu Belediye Meclisi'nde daha önce kendisine su şişesi fırlatan AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar'ı özür dilemeye davet eden Başkan Tanju Özcan, özür dilemeyi reddeden Çınar'ı, görevliler eşliğinde salondan dışarı çıkardı. Bolu Belediye Meclisi'nin Nisan ayı toplantısının birinci oturumu, Tanju Özcan başkanlığında bugün yapıldı. AKP'li üye dışarı çıkarıldı. Toplantıda Tanju Özcan, belediye meclisinin Şubat ayında yaptığı olağanüstü toplantıda kendisine su şişesi fırlatan AKP'li meclis üyesi Hacer Çınar'ı, kürsüden özür dilemeye davet etti. Ancak Çınar, özür dilemeyi reddetti. Tanju Özcan, belediye görevlilerinden, Hacer Çınar'ı salondan çıkarmalarını istedi. Özcan, Hacer Hanım'ı dışarıya çıkartın ve talimatımı yerine getirin. Bu konuda kararım nettir. Özür dilemediği takdirde dışarıya çıkartılacak dedi. Bunun üzerine AKP'li meclis üyeleriyle Özcan arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik nedeniyle birleşime 5 dakika ara verildi. Aranın ardından yeniden süren tartışmalar sonrası Hacer Çınar, görevliler eşliğinde salondan çıkartıldı. Ne olmuştu? AK Partili meclis üyesi, Tanju Özcan'a su şişesi fırlattı. Bolu Belediyesi'nin meclis toplantısında tartışma çıktı. AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a su şişesi fırlattı. Özcan'a, ahlaksız adam, pisliksin, diyen Hacer Çınar, daha sonra kürsüye yaklaşıp eline geçirdiği su dolu pet bardağı dağıtmaya çalışırken, kürsünün önünde bulunanlar engel oldu. Bolu Belediye Meclisi'nde depremzedelere yardım konusunun görüşülmesi için olağanüstü toplantı gerçekleştirildi. Toplantının son bölümlerinde Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur Akday ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında tartışma yaşandı. Oylama sırasında yaşanan gerginlik sırasında arka sıralarda oturan AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar, Başkan Özcan'a su dolu pet şişeleri fırlattı. Şu şişesi Özcan'ın yanından geçti. Zabıta memurları kürsünün önünde önlem aldı. Hacer Çınar, depremin üzerinden siyaset yapıyorsun ahlaksız adam, derken, Tanju Özcan, bana ahlaksız diyemezsin, dedi. Öfkesi dinmeyen Hacer Çınar, pisliksin sen, derken, Özcan, Hacer Hanım bu laflar sana çok yakışıyor, diyerek karşılık verdi. Hacer Çınar salondan çıktığı sırada kürsüye doğru yönelerek kürsünün üzerinde bulunan su dolu pet bardağı başkana atmaya çalıştı. Kürsünün önünde bulunanlar Çınar'a engel oldu. Hacer Çınar'a yönelik sözleri sebebiyle partisinden ihraç edilmişti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi 2022 Mayıs ayı ikinci oturumunda yapılan oylamada el kaldıran AK Parti Meclis Üyesi Hacer Çınar'a, ''Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi? El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz.'' demişti. Bu sözler üzerine CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özcan, bir yıl geçici süreyle çıkarma cezası almıştı. Tanju Özcan, Hacer Çınar'ın kendisine yönelik açtığı hakaret davasından da Bolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararla beraat etmişti. Tanju Özcan'a su fırlatan AKP'li Hacer Çınar'ın, ''Rabbim ömrümü Erdoğan'a ver. Ömrüm size helal olsun.'' dediği ortaya çıktı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a su şişesi fırlatan AK Partili Hacer Çınar'ın 2016 yılında Ankara'da yaptığı konuşma ve sonrasında Erdoğan'ın ağlaması gündeme otururken, Çınar'ın taşeron işçilikten meclis üyeliğine yükselişi de çok tartışıldı. Bolu Belediyesi'nde çıkan tartışmada AKP'li meclis üyesi Hacer Çınar, Belediye Başkanı Tanju Özcan'a su şişesi fırlatmış ve Özcan'a hakaretler ederek, ahlaksız, pislik adam, demişti. Hacer Çınar'ın 2016 yılında, taşeron işçiyken, yaptığı bir konuşma ise yeniden gündeme geldi. Taşeron temizlik işçiliğinden sendika başkanlığına ve daha sonra Bolu Belediye Meclis üyeliğine seçilen Çınar, Dünya Kadınlar Günü 5. Uluslararası Kadın Emeği buluşmasında Erdoğan'ın gözlerini yaşartan bir konuşma yaptı. Çınar'ın bu konuşmadan sonra önlenemez yükselişi başladı. Rabbim lütfen benim ömrümü ona ver. Çınar yaptığı konuşmada, ülkemizin, insanlığın ve İslam aleminin ona ihtiyacı var, şayet ömrü buna vefa etmeyecekse ve benim ömrüm var ise Rabbim lütfen benim ömrümü ona ver. Ömrüm size annemin ak sütü gibi helal olsun Cumhurbaşkanım. Benim iki tane yavrum var, bu yavrularıma herkes annelik yapabilir. Fakat benim güzel yurduma, insanlığa ve İslam'a herkes güzel hizmet edemez, dedi. Taşeron işçilikten meclis üyeliğine. Hacer Çınar hakkında ise çeşitli iddialar gündeme getiriliyor. 2019 yılında Bolu Havadis'in haberine göre Çınar, temizlik işçiliğinden belediye meclis üyeliğine kadar yükselmiş.
Haberde, AK Parti referansıyla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesinde temizlik işçisi olarak işe başlayan ve eline süpürge dahi almadan önlenemez bir yükseliş yaşayan Hizmet İş Sendikası Bolu İl Başkanı ve Bolu Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hacer Çınar, emek harcamadan, alın teri dökmeden siyasi destekle ilerlemesiyle dikkat çekiyor. İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde işe başladığında lise mezunu dahi olmayan ve liseyi dışarıdan bitirmeye çalışan Hacer Çınar'ın hayatı o dönem AK Parti il yönetiminde yaşanan değişiklik ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a okuduğu mektupla bir anda değişti, deniliyor.